Evet, dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz kıymetli arkadaşlar. Şimdi dedik ki, Atatürk Samsun'a çıktıktan sonra Havza, Amasya, Erzurum, Sivas gibi yerlerde işte genel gibi kongreler yapacaktır. İlk Havza'ya gitti. Havza'da bir genelge yayınladı, bir emir yayınladı. Dedi ki ülkedeki işgaller, eylemlerle, mitinglerle protesto edilecektir. Bunun üzerine bak, İstanbul hükümeti Mustafa Kemal'e diyor ki derhal İstanbul'a gel. Yani sen ne yapıyorsun orada, biz seni halkı sakinleştir diye gönderdik. Sen gittin daha da galerine getiriyor. Eylem yapın, miting yapın, protesto yapın diyorsun diye. Mustafa Kemal Paşa da arkadaşlar İstanbul'a gitmiyor. Ve İstanbul'a gitmiyor diyor ki Okyay'dan çıkmıştı, daha bunun dönüşü yoktu diyor. Oradan diyor Havza'nın yanında Amasya diye bir il var ya, oraya geçiyor. Ve Amasya'da daha derli toplu ve daha ayrıntılı bir genelge yayınlıyor arkadaşlar. Amasya genelgesini, bak bu sene lisanslara yorum sorusu sordular. O kadar basitti ki sorusu. Üç tane madde vermişti. Bunlardan hangileri demişti? Kurtuluş Savaşı'nın işte ne bileyim amacını belirtiyor ya da yöntemini belirtiyor gibi bu tarz sorular vardı arkadaşlar. Çok basit bir soru vardı. Şimdi Amasya genelgesi maddelerine bir bakın. Şöyle bir beraber bakalım arkadaşlar. Diyor ki, vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. İstanbul hükümeti üzerine düşen görevi yerine getiremiyor. Ya da getirmiyor. Bak vatan tehlikedeymiş, İstanbul hükümeti de işini yapmıyormuş. Sorumluluğu ne? Korumak. Korumuyor diyor arkadaşlar. Bu iki madde Kurtuluş Savaşı'nın nedenidir. Yani bu yüzden Kurtuluş Savaşı'nı yapıyoruz biz diyorlar arkadaşlar. Tamam bak bu iki madde gerekçedir. Tamam mı? Üçüncü maddeye bakıyorum. Diyor ki acilen bir temsil heyeti kurulmalıdır. Savaşı yönetecek bir ekip kurulmalıdır diyor. Bak kurulmuyor orada. Kurulmalıdır. Neden bir ekip kurulmalıdır diyorlar? Çünkü ikinci madde diyor ki İstanbul hükümeti işini yapmıyor diyor. İstanbul hükümeti yapmadığı için bir ekip kuralım o yönetsin diyor bu iş arkadaşlar. Diğer bir maddesi diyor ki Sivas'ta bir kongre, Erzurum'da bir kongre toplanacak arkadaşlar diye bir maddesi var. Erzurum ve Sivas kongrelerinin müjdelerinde bu verir. Demek ki ileride böyle bir kongreler yapılacağı söyleniyor. Ama bir fark var. Sivas'ta sıfırdan bir kongre yapılacağını kendileri söylüyorlar. Erzurum kongresini biz yapacağız demiyorlar. Erzurum kongresi maddesi şöyle. O günlerde başkaları Erzurum'da bir kongre yapacakmış. Biz de buna katılacağız diyorlar. Bak Erzurum kongresini Mustafa Kemal'ler organize etmedi. Sivas ettiler. Erzurum'a ama katıldılar arkadaşlar. Erzurum Kongresi'nin doğudaki yararlı cemiyetler ve Kazım Karabekir organize ediyorlar. Bunu unutmayınız. Bir diğer madde sevgili arkadaşlar buraya baktığımızda ulusal sınırlar içerisinde vatan bir bütündür bölünemez cümlesi var. Buraya çok takılmayın. Bir cümle var. Burada eklememişim arkadaşlar. O cümle önemli bir cümle çünkü. Ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır diye Amasya'da bir madde var arkadaşlar. Ulusun bağımsızlığını, ulusun azim ve kararı. Bak çok önemli bir cümle. Ne amacımız? Ulusun bağımsızlığı. Kim peki bu savaşı yönetecek? Ulusun azim ve halk savaşacak diyor. Yani Kurtuluş Savaşı'nın hem amacı hem yöntemi belirtiliyor bu cümlede arkadaşlar bak. Kurtuluş Savaşı'nın amacı ve yöntemi Amasya genelgesinde belirtilmiştir. Zaten neden yapıldığı gerekçesi de ilk iki maddeden anlaşılmıştır dikkat ediniz arkadaşlar. Tamam mı? Böyle bir durum var. Mustafa Kemal'ler Amasya genelgesini yayınlayıp bütün illere, ilçelere gönderiyorlar. Bunun üzerine İstanbul hükümetine yine itiraf devletleri baskı kuruyor. Bu adam ne yapıyor? Hani niye gelmedi? Niye almadınız görevden? Diye. Bunun üzerine İstanbul hükümeti Mustafa Kemal Paşa arkadaşlar bir haber salıyor. Diyor ki askerlik görevinizi, şey özür diliyorum, 9. Ordu Müfettişliği görevinize son vermiştir diyor. Biraz önce molaya çıkmadan önce bir arkadaş dedi ki hocam 3. Ordu Müfettişliği olarak da geçiyor dedi. Arkadaşlar 9. Ordu Müfettişliği görevi sonradan birimi sonradan 3. Ordu olarak değiştirmiştir. Yani kaynaklarda 9. Ordu yerine 3. Ordu olarak görseniz de şaşırmayınız, tamam mı? Aynı şey. Tamam. Ve İstanbul hükümeti Mustafa Kemal Paşa'yı Amasya genelgesinden sonra 9. Ordu müfettişliği görevinden alıyor. Bakın arkadaşlar görevden alıyor. O da buna bozuluyor. Diyor ki benim bu göreve güvenerekten mi iş yaptığımı zannediyorsunuz? O zaman ben diyor komple paşalığı askerliği bırakıyorum diyor. Bak artık Atatürk sivil bir vatandaştır. Sizin benim gibi birisidir arkadaşlar. Atatürk'ün bir asker olarak katıldığı son iş Amasya genelgesi. Bir sivil olarak gideceği ilk yer neresidir arkadaşlar? Erzurum Kongresi. Hatta şöyle oluyor. Atatürk diyor ki biz bir gün başımıza böyle bir olayın geleceğini, askerlikten ayrılacağımızı bilmiyorduk. Yanıma sivil kıyafet almamıştım diyor. İki takım diyor üniforma vardı diyor üstümde diyor arkadaşlar yanımda diyor. Bu sefer diyor lan o zaman işte defakto yok, LC yok, bilmem ne yok, şu yok, bu yok. Erzurum'a giderken çok ciddi bir sıkıntıyla gittik. Üniformayla mecburen gittim diyor.
Eskiden kumaş alıp giydiriyor diyormuş arkadaşlar. Erzurum'a gidince de diyor, hemen diyor apar topar diyor, kumaş alıp diktirdim diyor. Sivil kıyafeti Erzurum'da giyebildim diyor arkadaşlar. Ama Erzurum'da Atatürk artık bir sivildir. Bunu unutmayınız. Ve uzun yıllarda sivil olacaktır. Ta Sakarya Meydan Savaşı'na kadar. Bildiğin sivil kıyafette dolaşacak kutlu yaşa. Bildiğin sivil işleri yürütecektir arkadaşlar. Ama Erzurum Kongresi'ni kim yaptı dedi? Kazım Karabekir organize etti. Bir de doğudaki yararlı cemiyetler. Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti gibi, işte Trabzon Muhafaza Hukuku Milliye Cemiyeti gibi arkadaşlar yararlı cemiyetler organize etmiştir. Burada Erzurum Kongresi'nde dikkat etmenizi istediğim şey şu. Mustafa Kemaller organize etmediği için şöyle zannediyorlar Mustafa Kemaller. Gideriz 3-4 gün orada kalırız diyorlar. Oradan Sivas'a geçeriz, asıl büyük kongreyi orada yaparız diye düşünüyorlar. Ama öyle olmuyor. Bir gidiyorlar, bir ay kalıyorlar Erzurum'da. Bir sürü dert var. Bütün her şeyi masaya yatırıyorlar. Bu sefer de Sivas'a bir şey kalmıyor. O yüzden Sivas Kongresi 6 gün sürüyor arkadaşlar. Asıl büyük kongre. Çünkü Erzurum'da alınması gereken bütün kararları orada masaya yatırıp alıp Sivas'ta sadece bunu bir daha tekrar edecekler. Birazdan göreceğiz. Erzurum Kongresi'nde sevgili arkadaşlar dikkat edin, en çok ayrıntı bir soru gelirse bu kongreye katılıp delege olabilmen için arkadaşlar Doğu illerinden birisinde ikametgah olması lazım. Ya Karadeniz, Doğu Karadeniz, Trabzon, Rize gibi ya da Doğu Anadolu illerinde ikametgah olanlar katılabilir diyorlar. Bu kongreye Amasya'dan Mustafa Kemal'le Rauf Orbay gidiyor ya, bunlar orada ikamet etmiyorlar. Etmedikleri için iki kişiyi istifa ettirip onların yerini alıyorlar arkadaşlar Mustafa Kemal'leri. İstifa ettirilen arkadaşlar kişilerden birisi Cevat Dursunoğlu, diğeri de Kazım Yurdalan. Bu ikisi istifa ediyor. Cevat'ın yerine arkadaşlar Atatürk, Kazım'ın yerine de Rauf Orbay geçiyor da öyle katılabiliyorlar Erzurum Kongresi'ne. Yoksa katılamayacaklar arkadaşlar. Bir de Erzurum Kongresi'ne hangi iller delege gönderdi göndermedi derse tek tek il il ezberlemeyin. Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'deki bütün iller gönderiyor, 3 il sadece gönderemiyor. Göndermeyen illerden birisi Elazığ, diğeri Mardin, diğeri de Diyarbakır arkadaşlar. Bu 3 il haricinde Doğu, Güneydoğu, Doğu Karadeniz'deki bütün illerden delege Erzurum'a gelmiştir, derdini anlatmıştır, katılımcı olarak varmıştır. Nerede yokmuş arkadaşlar? Elazığ'da, Mardin'de, Diyarbakır'da. Bu 3 ilden eleman gelmiyor arkadaşlar, bunu unutmayınız. Erzurum Kongresi'nde arkadaşlar, ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür bölünemez diye bir karar alıyorlar. İlk defa ulusal bir sınırdan bahsediyorlar bakın. Onun dışında azınlıklara arkadaşlar adli, hukuki, sosyal, siyasal dengemizi bozacak ayrıcalık veremeyiz diyorlar. Bak azınlıklara. Bak buraya dikkat ediniz arkadaşlar. Osmanlı zamanında ıslahat fermanı diye bir ferman vardı. O fermanla azınlıklar Müslümanlardan avantajlı konuma gelmişti. Aslında Erzurum Kongresi'nde biz azınlıklara dengemizi bozacak hak vermeyiz derken Osmanlı dönemindeki ıslahat fermanında atıfta bulunuyoruz. Ona kızıyoruz biz. Bu soru lisans sınavında sorulmuştu. Denilmişti ki şöyleydi aynen soru. Erzurum Kongresi'nde azınlıklara sosyal, hukuki, mali dengemizi bozacak ayrıcalık veremeyiz diye bir hüküm var. Bu hükümle Osmanlı zamanındaki hangi belgeye karşı çıkılmıştır? Cevap ıslahat fermanıdır. Çünkü biz o ayrıcalıkları ıslahat fermanıyla verdik. Azınlıklar avantajlı konuma getirmiştik arkadaşlar. Bunun dışında ilk kez manda ve himaye reddediliyor. Yani oraya gelen delegeler diyorlar ki hani bir güçlü ülke bulalım ondan manda ve himayesi altına girelim diyorlar arkadaşlar. Bu reddediliyor, tartışılıyor, reddediliyor. Kimsenin manda ve himayesi altına girmeyeceğiz diyorlar. Ve ne yapacağız diyorlar sevgili arkadaşlar? Kendimiz kendi ayaklarımız üstünde duracağız. Ya olacağız ya olmayacağız diyorlar arkadaşlar. Bu kadar net söylüyorlar. Yine doğudaki yararlı cemiyetler tek çat altında toplanıyor. Küçük küçük bir sürü yararlı cemiyet var doğuda. Onların hepsini birleştirip Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti ya da Şark İlleri Müdafaa Hukuk Cemiyeti adını veriyorlar. Onun dışında doğudaki savaşı yönetsin diye 9 kişilik bir temsiliyet kuruyor arkadaşlar. Bak. Bak tüm ülkedeki savaşı yönetsin diye değil. Hatırlayın. Amasya yörüngesinde bir temsil heyeti kurulmalıdır diyordu. Savaşı yönetecek. Burada kuruluyor ilk kez. Ama doğudaki savaşı Ermenilere karşı yürütsün diye. Ve başına da Mustafa Kemal Paşa getiriyor arkadaşlar. Tamam mı? Diğer bir nokta Osmanlı Mebuslar Meclisi'nin bir an önce açılması gerektiği söyleniyor. Arkadaşlar bu meclis var ya, bu meclis defalarca açılıp kapanmış bir meclistir. Hatırlayın şeyi. Meşrutiyet ilan edildiğinde meclis Mebusan ve meclis Ayan'da iki tane meclis yok mu? Evet. İşte meclisi Mebusan dediğimiz meclis
Bir açılıyor, bir kapanıyor, bir açılıyor, bir kapanıyor. Şimdi kapalı. Birinci Dünya Savaşı biterken kapatmışlar, bir senedir, bir buçuk senedir kapalı. Ama bu meclisi mebusanın özelliği şuydu. Halkın seçtiği milletvekillerinden oluşuyordu. Biz onun yeniden açılıp halk iradesinin devreye girmesini istiyoruz. Bak, böyle bir madde koyuyoruz arkadaşlar. Yine mesela Erzurum Kongresi'nin kararlarından birisi de şu. Diyor ki, eğer bir ülkenin bizi işgal gibi bir hedefi yoksa, gerekirse ondan maddi yardım alırız diyoruz. Yani bak, biz şundan maddi yardım alırız diyor mu arkadaşlar? Gidip de İngiliz'den, Fransa'dan alırız diyor mu? Yok. Bizi işgal gibi bir hedefi yoksa. Kimin bize o günün işgal gibi de? Sovyet Rusya. Düşmanımız ortak çünkü. O yüzden zaten ne oluyor biliyor musunuz? Bu illegal bir bilgidir arkadaşlar. Sovyet Rusya yöneticileri aslında bu Erzurum Kongresi esnasında Mustafa Kemal'e haber salıyorlar. Diyorlar ki, parasal bir sıkıntınız varsa haberimiz olsun diyorlar. Yani öyle olunca biz bu maddeyi yazıyoruz. Ülkemizin işgal gibi bir hedefi yoksa gerekirse para alırız diyoruz arkadaşlar. Çünkü ileride de alacağız hatta Sovyet Rusya'dan maddi yardım arkadaşlar. Ve diğer bir nokta, Kuvayi Milli'yi etken milli iradeyi egemen kılmak esastır diye de bir madde söylüyoruz. Arkadaşlar bakın, Erzurum Kongresi'nde ilk kez Mandavi imayar edildi. Doğudaki savaşı yönetmek için bir temsil heyeti kuruldu. Ve doğudaki yararlı cemiyetler, ülkenin tamamındaki değil, doğudaki yararlı cemiyetler bir çatalda toplandı. Artık bundan sonra Ermenilere karşı mücadele o kadar kolay yürütebiliriz ki. Çok basit bir şey. Diğer bir nokta, Doğu'da sevgili arkadaşlar şu Erzurum Kongresi'nde alınan kararların hepsi bir gazeteden yayınlanacaktır. Gazetenin adı Albayrak'tır. Albayrak diye bir gazete var bölgede yayın yapan arkadaşlar. Erzurum Kongresi kararları hangi gazeteden yayınlandı diye bir soru sorarlarsa ne diyormuşsunuz? Albayrak. Şimdi ÖSYM size kolay soru sorarsa maddeleri verir, yorumlatır. Zor soru sorarsa Mustafa Kemal'ler kimin yerine delege seçildi der. Hangi illerden, doğudaki hangi illerden katılım olmadı der. Hangi gazeteden Erzurum Kongresi kararları yayınlandı der. Bak, zorsa bu dediklerim, kolaysa madde verir, yorumlatır arkadaşlar. Yorum yaparsınız zaten, sıkıntı olmasın, tamam mı? Erzurum'dan Sivas'a geçecekler ama Albayrak, Albayrak gazetesinde yayınlanıyor. Mustafa Kemaller diyor ki, biz diyor Erzurum Kongresi kararlarını yayınladıktan sonra da İstanbul hükümetinden net bir haber geldi diyor. Benle Rauf Orbay hakkında tutuklama kararı çıkartmışlar diyor. Bak Mustafa Kemal, Hafsa'dan sonra İstanbul'a çağrıldı, gitmedi. Amasya'dan sonra askeri görevi elinden alındı. Şimdi Erzurum'dan sonra da haklarında tutuklama kararı çıkardı. Yani şu anda var ya, Erzurum valisi istese tutuklar orada onları. İstanbul hükümetinden çıkmış ya. Sonuçta Erzurum valisi İstanbul'un valisi arkadaşlar. İstanbul'a bağlı bir vali. Erzurum valisine böyle göz göze geldik diyor. Karar geldiğinde diyor. Ama adam diyor hiç alakası bile yoktu arkadaşlar. Zaten öyle bir şey değil. Ne yeltendi ne oralı bile oldu diyor arkadaşlar. Biz diyor yine de korktuk diyor. Birileri çıkar iş güzel, birileri bizi tutuklayabilir diye diyor. Ki çıktı da diyor. Elazığ valisi Ali Galip diye bir adam var. Ki bak dikkat edin, Elazığ göndermemiş zaten delege. Elazığ valisi Ali Galip diye bir adam var, bunlara hemen haber salıyor. Avucuma düştünüz, tutuklayacağım sizi diyor. Ve Ali Galip tutuklamayacak aslında bunları. Her seferinde var ya, Mustafa Kemal'ler adım adım izleyecek, geldim ha, geliyorum ha, bak buradayım, bilmem ne, öyle bir şey de yok arkadaşlar. Sadece gözdağı vermeye çalışacaktır. Biz Ali Galip'ten çekildiğimiz için Erzurum'dan Sivas'a diyor, bin bir meşakkatle geçtik. Ya diyor, normal yollardan gidemiyoruz, Ali Galip pusu atabilir diyor. Bildiğim patika yollardan gittik diyor arkadaşlar. Ara yollardan gittik diyor. Zaten altımızda bir araba var diyor, saatte 20 kilometre hızla gidiyor diyor arkadaşlar. Ve farları yok diyor arabanın diyor. Farlar olmadığı için gündüz yolculuk yapabiliyoruz. Gece dinlene dinlene gidiyoruz diyor arkadaşlar. Bin bir meşakkatle Sivas'a gittik ve Sivas'a gittiğimizde arkadaşlar orada bir kongre yaptık. Sivas'ta çok şey yapmamıza gerek yoktu çünkü Erzurum'da o kadar çok dert konuştuk ki diyor. Masaya yatırıp tekrar edip gidecektik diyor. Sivas Kongresi niye kısa sürüyor biliyor musunuz? Bir, Erzurum'da alınması gereken kararlar alınmış, orada onaylandığı için kısa. İki, Ali Galip'in basma ihtimali yüksek. Ve Sivas Kongresi 6 gün toplu sürecektir. Ve bak dikkat edin, Erzurum Kongresi'nde alınan kararları tekrar ediyorlar Sivas'ta. Bak mesela ilk kez ulusal sınırlardan bahsediliyor ya, burada bir daha aynısını söyleyelim. Mesela azınlıklara hak vermeyiz diyor, burada söyleniyor. Mesela manda ve himaye arkadaşlar kabul etmeyiz diyorlar, burada kesin reddediyorlar. Bak, Erzurum'da alınan kararı ya aynısını tekrar ediyorlar,
ya da kesinleştiriyorlar, büyütüyorlar arkadaşlar. Yani aslında aynı şeyler var Erzurum'la Sivas'ta. Kesinlikle kimsenin Van'la mimarisi altına girmeyiz diyorlar mesela. Burada mesela hatırlayın, doğudaki küçük yararlı cemiyetler birleştirilmişti, adına Doğu Anadolu Muvaffak Küçük Cemiyeti demişti ya. Burada ise tüm ülkedeki yararlı cemiyetler birleştiriliyor Sivas'ta. Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti adı altında toplanıyor arkadaşlar bak. Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti. Yıllarca artık bütün cemiyetlerin adı Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti olacak. Arkadaşlar artık Kılıkyalılar diye bir cemiyet yok. Artık Reddi İlhak yok. Gerek yok. Hepsini adı Anadolu Rumeli diye değiştirdi bakın. Burada. Tamam mı? Diğer bir nokta. Erzurum'da doğudaki savaşı yönetsin diye 9 kişilik bir temsiliyeti kurulmuştu ya. Burada 6 kişi daha ekleniyor, 15'e çıkartılıyor. Tüm ülkedeki savaşı yönetecek bu 15 kişi diyor. Yani temsil heyeti bak ilk kez kurulmalıdır diye nerede söylendi? Erzurum'da. Peki doğudaki savaş için 9 kişilik bölgesel burada kuruldu. Tüm ülke için de burada. Tüm ülke için kurulanında başına yine Mustafa Kemal Paşa varacaktır. Tamam mı? Ve sevgili arkadaşlar şu maddeler aynen tekrar edildi. Meclis açılmalı, işte ne bileyim maddi yardım gerekirse alırız maddeleri aynen Sivas'ta da var. Yalnız Erzurum'da olmayıp da Sivas'ta olan 3 yeni madde var. Onları da alta yazdım. Bu maddelerden bir tanesi şu. Bir gazete çıkartmamız lazım diyorlar. Halkı bilinçlendirmemiz lazım. Gazetenin adı İrade-i Milli olsun diyorlar. Bak Erzurum'da böyle bir karar yoktu arkadaşlar. İkinci madde şu. Kendi arkadaşlarından birisini, 15 kişiden birisini Batı cephesi Kuvayi Milliye Komutanlığı'na atıyorlar. Ali Fuat Paşa'yı. Arkadaşlar Mustafa Kemal'den bir hükümet değil. Devlet değil. Bu atama normalde onların yetkisinde olan bir şey değil. Yetkinliğini aşıyorlar. Temsil heyeti kendini bir hükümet gibi görüyor Mustafa Kemal'ler. Ve bir arkadaşlarını Ege'deki savaşı yönetsin diye komutan olarak atıyorlar. Ne ama? Ali Fuat Paşa'yı arkadaşlar. Yürütme yetkisini bir nevi kullanmış oluyorlar. Bir diğer nokta arkadaşlar. Bir de damat Ferit var ya. Bu olayların hepsi devam ederken sürekli İstanbul'da sadrazam olan Mustafa Kemal'ler için tutuklama kararı çıkartan ne bileyim görevden alan adam var ya. Ne yapıp yapıp bu adamı istifa ettirmemiz lazım diyorlar. Tamam mı? Yani görevden istifa ettirmemiz lazım diyorlar. Netice itibariyle kıymetli arkadaşlar. Damat Ferit hakikaten Sivas Kongresi bir bitiyor. Hemen Atatürk bütün valilere haber salıyor. Bu adam size selam verse almayın diyor. Damat Ferit için. Hakikaten 22 gün boyunca Damat Ferit oraya buraya selam veriyor. Kimse selamını almıyor. Bunun üzerine istifa ediyor. Hatta biz deriz ki bu da 2 yıl önceki lisans sınavı sorusudur arkadaşlar. Diyor ki temsil heyetin ilk siyasi başarısı nedir diyor. Damat Ferit'i istifaya sürüklemişlerdir. Yani koca hükümeti düşürmüşlerdir arkadaşlar. Buradan kurdukları psikolojik baskıyla. Damat Ferit diye bir adam artık yok. Uzun dönemde olmayacaktır. Sonradan gerçi yine sadrazam olacak ama Damat Ferit de istifa ettirdik arkadaşlar unutmayın. Sivas Kongresi kararları da işte İrade-i Milliye Gazetesi'nden yayınlanıyor. Hani Erzurum Kongresi kararları Albayrak Gazetesi'nden yayınlanıyordu. Sivas'ınkiler de nereden yayınlanıyormuş? İrade-i Milliye Gazetesi'nden yayınlanıyormuş. Evet sevgili arkadaşlar şimdi devam ediyorum. Bir de diğer kongreler var. Bir iki cümleyle söyleyeceğim bunlar arkadaşlar. Bakın bu diğer kongreler küçük kongre olduğu için birçok tarih kaynağında geçmez. Ehemmiyet verilmez, önem verilmez. Ama ÖSYM zorlarsa bu ana kongrelerin dışına çıkıp da buradan da soru sorarsa arkadaşlar diye bunları koydum. Bak Atatürklerin katılmadığı kongreler de var. Mesela Edirne'de bir kongre yapılıyor arkadaşlar. Edirneliler yapıyor bu kongreyi. Mustafa Kemal'ler katılmıyor. Bu kongreyi kim organize ediyordu? Trakya Paşeli Cemiyeti. Mesela Balıkesir'de arkadaşlar bir sürü kongre yapılıyor. Balıkesir Kongresi'nin başkanı Hacı Muhittin Efendi'dir arkadaşlar. Ya da Hacı Muhittin Bey'dir. Balıkesir Kongresi'nde bu var. Mesela bu Alaşehir'de, Manisa'nın Alaşehir bölgesinde arkadaşlar kim var? Yine Hacı Muhittin Bey önderliğinde kongreler yapılıyor. Yine mesela Nazilli'de, Aydın Nazilli'de arkadaşlar, Celal Bayar Başkanlığı'nda arkadaşlar Nazilli kongreleri yapılıyor. Mustafa Kemal'ler bunların hiçbirine katılmıyorlar bu arada. Tamam mı? Mesela Balıkesir ve Alaşehir kongrelerin başkanlığı kimmiş? Hacı Muhittin Bey. Erzurum Sivas kongrelerinin başkanı Atatürk'tü ama. Nazilli'nin başkanı kimmiş? Yalnız Celal Bayar zaten oralıdır arkadaşlar, Manisa'lıdır. Celal Bayar, Celal Bayar ismiyle yapmıyor bunu. Celal Bayar sonradan Cumhurbaşkanı, Başbakan olacaktır. Galip Hoca lakabını kullanıyor. Kurtuluş Savaşı boyunca Anadolu'da dolaşıp Galip Hoca ismiyle
işleri yürüten kişidir Celal Bey arkadaşlar. Galip Hoca lakabını kim kullanmış? Celal Bey, unutmuyorsunuz. Bir diğer nokta KAS İslam Şurası. İlk genelge şeydi ya, cemiyet diye hatırlıyor musunuz? Aynı zamanda ilk kongreyi de bunlar yapılır. Tamam, Anadolu'da. Ve diğer ikisi de Afyon ve Pozantı kongreleri. Bunlar da arkadaşlar Afyon ve Pozantı kongrelerine sonradan Atatürk katılır. Atatürk tarihte 4 kongreye katılmıştır. Kurtuluş Savaşı tarihinde. Erzurum Sivas'ta sıkıntı yok. Bir de bir yıl sonra da bir Afyon kongresine katılıyor. Bir de Pozantı kongresine katılıyor. Atatürk başka hiçbir kongreye katılmaz arkadaşlar. Bak unutmayın, sorulursa Atatürk hangi kongreye katılmadı derlerse diğerlerine katılmadı ama. Erzurum, Sivas, Afyon, Pozantı. Pozantı Adana'da zaten arkadaşlar. Bu kongrelere katılmıştır. Bu bilgilerde sunduktan sonra arkadaşlar devam ediyorum Kurtuluş Savaşı hazırlık döneminde. Hani damat verip istifa ediyordu ya. Bakın arkadaşlar. Damat verip istifa edince yerine sadrazamlık yani başbakanlık görevine İstanbul'da Ali Rıza Paşa diye biri geliyor. Bu adam damat Ferit'e göre daha ılımlı bir adam. Bu düzenle Mustafa Kemal'e haber soruyor. Gelin görüşelim diyor. Ha ne yapacaksak beraber yapalım diyor arkadaşlar. Bak dikkat edin. Hiç padişah değişmiyor. Padişah hep aynı kişi. Vahdettin. Değişenler kim? Sadrazamlar. Ve Ali Rıza Paşa arkadaşlar bunun üzerine Mustafa Kemal'e haber salıyor. Mustafa Kemal'lerle gidip Amasya'da bir görüşme yapacaklar. Hani hocam niye Amasya derseniz şunu söyleyeyim. Aslında Ali Rıza diyor ki gelin İstanbul'da görüşelim diyor Mustafa Kemal'lerle. Can güvenlikleri yok gidemezler. Mustafa Kemal diyor ki Sivas'a gelin. Onlar da diyor ki şimdi koca İstanbul hükümeti ayağınıza geldi de dedirtirmeyiz. Ne yapalım ortada buluşalım diyorlar. Onlar Amasya'ya geliyor Mustafa Kemal'ler de Sivas'tan Amasya'ya gidiyorlar. Ve Amasya'da İstanbul hükümetiyle Mustafa Kemal'ler görüşüyor. Ne karar aldı önemli değil. Burada önemli olan şey şu. Resmen ilk defa temsil heyeti tanınıyor. Hazırlık yapılıyor. Bir metin imzalanıyor arkadaşlar. İstanbul hükümeti yani eşkıya olarak nitelendirdiği, hain olarak nitelendirdiği temsil heyetiyle oturup görüştü ve bir metin imzaladı. Resmen tanımış oldu arkadaşlar. Yalnız buradan ayrıntılı bir bilgi var aşağıda. Dikkat ediyor musunuz? Bu şey adına arkadaşlar temsil heyeti adına Mustafa Kemal'le Rauf Orman gidiyor görüşmeye, Amasya görüşmesine. İstanbul hükümeti adına da sadrazam kendisi gelmiyor. Yerine sağ kol olarak bir de Salih Paşa geliyor. Bunlar bir pazarlık yapıp Amasya görüşmesini yapıyorlar. Amasya görüşmesine tarihte arkadaşlar Amasya mülakatı ya da protokolü de denir. Diğer ismi. Bunu genelgeyle karıştırmayın. Genelge Atatürk'ün yayınladığı bir emir de hatırlarsınız arkadaşlar. Tamam mı? Bir de bak sevgili arkadaşlar bu bilgiyi söyledikten sonra Amasya görüşmesinde Mustafa Kemal diyor ki bunlara biz meclisin açılmasını istiyoruz diyor. Hani Erzurum Sivas'ta da demiştik ya son Osmanlı Memlukları bir daha açılmalıdır diye. Bunlar da bunu kabul ediyorlar. Ama Mustafa Kemal diyor ki İstanbul'da açılmasın. Normalde İstanbul'da açılıyor diye. Başka bir ilde açılsın diyor. İstanbul'da açarsan itilaflar orada tepemize biner bize nefes aldırmaz diyorlar. Onlar da diyor ki, bak onlar da diyor ki arkadaşlar, hayır İstanbul olacak. Bak Amasya görüşmesi esnasında 50 tane konu konuşuyorlar, her konuda el sıkışıp anlaşıyorlar. Anlaşamadıkları Mustafa Kemal'lerle İstanbul Hükümeti'nin anlaşamadığı tek bir konu var. Meclis nerede toplanacak? Mustafa Kemal Anadolu'da bir kent olsun dedi, onlar ise İstanbul olacak dedi. Ve onların olduğu oluyor arkadaşlar. Onların dediği oluyor. Hatta bunu not alalım, önemli bir bilgi arkadaşlar. Mustafa Kemal'le görüşmeyi yaptıktan sonra Sivas'a geliyormuş geri. Kongre yaptığımız il var ya Sivas. Ülke genelindeki bütün ordu komutanlarına haber sarıyor Sivas'a gelin diyor. Kaynakların çoğunda geçmez haberin olsun bu arkadaşlar. Komutanların hepsi İstanbul'dan Sivas'a geliyorlar. Onlarla bir toplantı yapıyor Mustafa Kemal. Tarihte bu olay komutanlar toplantısı denir. Tamam mı? Komutanlar toplantısı. Ve o toplantıda diyoruz ki haberiniz olsun önümüzdeki günlerde meclis açılacak. Ve bu mecliste İstanbul'da açılacak. Çok ısrarcı olduk. İstanbul'da olmasında başka bir yerde olsun diye. Ama kabul etmediler haberiniz olsun diyor. Komutanlar da yapacak bir şey yok diyor arkadaşlar. Komutanlar toplantısı kronolojik olarak neden sonra olmuş? Amasya görüşmelerinden sonra olmuş. Nerede olmuş? Sivas'ta. Sonra Kemal'ler döndü. Bu arada arkadaşlar Sivas'ta oldu. Ama Mustafa Kemal'ler Sivas'ı
Hani biz savaşı buradan yöneteceğiz diye seçmedi ki. Yani zamanında bir kongre yaparız diye gitmişlerdi. Şimdi kongre de yaptılar. Bitti. Sivas'ta daha durmanın bir anlamı yok ki. Ve Sivas tehlikeli şu anda. Kötü olan tarafı ne biliyor musunuz tehlikesi? Ali Galip basabilir Elazığ valisi. Uzak değil çünkü Sivas Elazığ. O yüzden Mustafa Kemaller diyor ki savaşı daha düzgün yöneteceğimiz bir merkez bulalım. Güvenlikli bir merkez bulalım. Oraya oturalım ve savaş oradan uçsun gitsin diyorlar. Şimdi bakın arkadaşlar, kendilerine memleket arıyorlar. Bu memleket şöyle oluyor. Sivas'tan İç Anadolu'ya doğru gelirsen, Sivas'ı terk ediyorlar şimdi. Önce Kayseri'ye geliyorlar. Bir gece kalıyorlar, bura olur mu olmaz mı diye gözlemliyorlar. Oradan biraz daha batıya gelirsen bizim memleket olan, benim memleketim Kırşehir'e geliyorlar. Bir gece de orada kalıyorlar. Olur mu olmaz mı diye arkadaşlar. Sonra Ankara'ya gidiyorlar, işte buradır diyorlar arkadaşlar. Tamam mı? Ankara'yı merkez seçecekler, şimdi temsiliyet Ankara'ya taşınıyor. Ve Ankara başkent oluyor demiyorum, yanlış anlamayın. Ankara'nın başkent olması ta devlet kurulduktan sonra 1923'te olacak, biz daha 1920'deyiz arkadaşlar. Ankara'ya geldik, biz Ankara'dan artık savaş yöneteceğiz. Ankara'yı niye tercih ediyorlar biliyor musunuz savaşı yönetmek için? Güvenlikli. Ha, Kayseri Kırşehir de güvenlikliydi. Oralar da işgal altında değildi ama Ankara'nın onlardan bir farkı var. Ankara Ege'ye çok yakın. Kırşehir Kayseri'ye göre. O yüzden asıl Kurtuluş Savaşı denilen savaşın Ege'de olacağını biliyorlar. Ege'de olacağını bildikleri için arkadaşlar Ege'ye yakın olsun istiyorlar. Bir de Ankara'nın Kırşehir ve Kayseri'den bir farkı var. O da şu. Ankara İstanbul arasında tren yolu var. Birazdan meclis açılacak. Pazarlıklar yapıldı biliyorsunuz. Meclis açıldığında Mustafa Kemaller de milletvekili seçilecek. Kendileri İstanbul'a gitmeden Ankara'dan arkadaşlar trenle evrak gönderip getirtecekler birbirlerine. O yüzden Ankara'yı da tercih ediyorlar. Ankara halkının iyi davranması tabii ki etkisi var. Ankara'nın yerleri var, Seymenler. Bilirsiniz arkadaşlar, duymuşsunuzdur. Seymenler iyi davranıyor ama bu Kırşehir'deki ve Kayseri'dekilerin kötü davrandığı anlamına da gelmesin arkadaşlar. Onu da söyleyeyim yani. Ben size bir şey söyleyeyim. O kadar bağımsız bir adamım ki ben. Şuradan biliyorum. Bak, o gün Ankara'ya gidip Koç'un kaderini değiştirecekler. Ya, şey, siz olabilirdiniz. Bak, Koç'un Ankara'da ufak bir bakkal dükkanı var. Sonradan savaş orada yönetildiği için ileride devlet kurulduğunda da devletin merkezi başkenti orada olacak. Koç uçacak işte. Koç olacak. Bugünkü Koç olacak arkadaşlar. Ama Kırşehir olsaydı o gün merkez. Bugün başkent Kırşehir'di. Ve size bir şey söyleyeyim. Vallahi benim dedemde Kırşehir'de ufak bir bakkalı vardı. Kesin orası. Ve Ardınç Holding'le şimdi yürüyor olurdu. Ve Kamil Koç burada size ders anlatırdı. Ben de otobüs sürerdim arkadaşlar. Böyle bir durum olurdu ama şans işte. Nasip, kader, kısmet diyelim artık. Buna şükür. Buna şükür tabii tabii. Kesinlikle. Şimdi sevgili arkadaşlar. Bunun üzerine Ankara'ya geliyor Mustafa Kemaller ve Ankara'ya geldiklerinde hani Sivas'ta çıkarttıkları, halkı bilinçlendirmek için çıkarttıkları bir gazete vardı ya, İrade-i Milliye, adını değiştirip Hakimiyet-i Milliye yapıyorlar. Birazdan gazetelerden ayrıntısını bahsedeceğim arkadaşlar. Bundan sonra savaş bitene kadar bu gazete bütün propagandaları yapacak Hakimiyet-i Milliye. Tamam mı? Bu arada yapılan görüşme sonrasında hani masada dedi ki meclis açılacak diye. Seçimler ülke genelinde yapılıyor ve Osmanlı memuslarının meclisi açılıyor. Bakın, önüne son koyuyoruz ve açılırken adamlar önüne son koymuyorlar. Yanlış anlamayın. Meclis açılıyor. Ama biz tarihçiler karıştırmayın, ikide bir açılıp kapanıyor mu? Meclis bu son kez demek için yazıyoruz. Çünkü geçen gün bir soru getirdi. Bersen, hocam ama Cihan son Osmanlı dememiş, Osmanlı memusları meclisi demişti. Öyle bir şey yok zaten arkadaşlar. Sonra bizi karıştırmayın diye biz yazıyoruz. Son kez açılıyor bu meclis. Bu meclis açıldığında arkadaşlar 120 küsur milletvekiliyle açılıyor. Bunun 90'a yakını Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti üyesi ya da sempatizanıdır. Mustafa Kemal diyor ki tamamen bizim diyor ekip kazanmış oldu aslında diyor. Biz diyor İstanbul'da ağırlığımızı koyardık artık diyor. Ve hatta Mustafa Kemal Paşa kendisi de Erzurum milletvekili seçiliyor. Bir ay Erzurum'da kalınca Erzurum halkının ona sempatisi de çok oluşuyor. O yüzden Erzurum'dan seçiliyor arkadaşlar. Mustafa Kemal Paşa tarihinde iki kere milletvekili olmuştur arkadaşlar. Bak, biri Osmanlı Mebuslar Meclisi'nde Erzurum'dan, diğeri de sonra TBMM açılınca Ankara'dan olacaktır. Üçüncü bir il